Efendim, selamlar, saygılar. Bizler de ben röportaj yapamayacağım sizden. Röportaj değil, sizden rica ediyoruz. Binlerce Türk mesaj attı dünyanın her yerinden. Onlara bir selam gönderin hiç olmazsa. Ağlayanlar, elinizi öpmek isteyenler, dua edenler. Sizinle şu an karşılaştığımız için bile çok sevinçliyiz. Çocuklar, siz mi yaptınız bilmiyorum ama benim biz yaptık efendim röportajı. Zaten size içten müthiş teşekkür ediyorum. Bir destan yazdım Türkiye'ye. Herkese, bu vatana büyük bir hizmet ettiniz. O cesaretinize kurbanım. Çünkü oradaki ifadelerim benim 1/1000'idir bu vatan için yaptıklarım. Ama o cesareti herkes bulamaz. Size inanın ki korkunç sevgi duyuyorum. O günkü heyecanımla sizleri tanıyamamıştım. Ama çok müteşekkirim bu mazlum milletim adına. Sizler büyük vatanperversiniz. Sizlere çok teşekkür ediyorum. Yalnız benim ölüşümü de, çünkü iyi hissetmiyorum kendimi, onu da öldüğüm zaman bu halka mal edersiniz. Efendim, sizden bunları duymak bizim için bir şeref. 100 milyondan fazla izlendiniz toplamda. Dünyanın her yerindeki vatansevenler bize mesaj attılar. Sizin gelip elinizi öpmek istediler. Kapınızın önünde dahi beklemek isteyen, nöbet tutmak isteyen asker emeklisi, askerler, vatandaşlar, herkes var. İnanılmaz bir dua aldınız. Sizin gibi insanlar, yani bizim... Size hayranım ya, ikinize de. Büyük bir cesaret o yavrum. Efendim? Öpüyorum sizi. Çok teşekkür ederim. Annelerinize hürmetimi bildirin. Sizin gibi müstesna insanlar yetiştirmişler. Çok teşekkür ederiz. Asıl size hayranım. Onun için bu konuşmayı da onu inandığım için sizlere yaptım. Yoksa kimseyle konuşmuyorum. Çok teklifler geliyor film dahil. Hiçbirini kabul etmiyorum. Ama bu da bana nasip oldu çocuğum. Sizlere ömür boyu mutluluklar, güzellikler diliyorum çocuğum. Dünyanın her yerinden bizi izleyecekler. Vatanseverlere buradan ufak da olsa bir mesaj ve öğüt verir misiniz efendim? Onlara her zaman şunu öğütlüyorum. Vatanın üstünde bir sevgi olamaz. Hiçbir zaman paraya, pula tahammül yapmasınlar, tenezzül etmesinler. Kendi varlıklarını, kendi potansiyellerini vatan için harcasınlar. Bundan daha büyük yok. Yalnız hayatta en büyük sevgi annedir. Daima annelerinize sahip çıkın diyorum. Çünkü insan için tek varlık, onu koruyacak, hayatını verecek tek varlık annedir. Sizler için yapabileceğimiz bir şey var mı? Sağlık sorunundan bahsettiniz. Yani vücudumu size göstersem, bir deri bir kemik deyim oğlum. Bir deri bir kemik vücudum. O zehirler beni mahvetti. Bak, felç geçirdim. Tırnaklarım böyle benim ama felç geçirdim. Vücudum çok kuvvetliydi. Sigaram, içkim yok. Allah'tan o beni kurtardı. Ama bugün yaşayan böyleyim. Oradaki ifadem de öyle zaten söylüyorum. Size hayranım ya. Onun için her zaman diyordum ki çocuklarla bir konuşma nasip olsa, o bana nasip oldu ya. Size sahip çıksın bu devlet, başka söylemiyorum ya. Sizin gibi insan çok az. Bunu o röportajı yaptıktan sonra onu yayınlanmak yürek ister oğlum. Benim nasıl kurşunlandığımı, zehirlendiğimi 24 saat rahatsız ediliyorum ben. Olacak iş değil. Katlanıyorum. Ben elinizi öpeceğim, öpemiyorum. Covid var, sarılacağım, sarılamıyorum. Ama çok seviyorum sizleri. Bu nasip oldu bana. Bu ikinci bir şey, güzellikler. Hepinize, vatana, sizlere sağlıklar, mutluluklar diliyorum yavrum. Hayatınızda hiç sıkıntı olmasın. Çok teşekkür ederim. Her zaman emrinizdeyim yalnız. Estağfurullah efendim. Biz çok, çok sağ olun. Abi. Çok sağ olun. Hadi saygılar. Saygılar. Sırp çeteler Bosnalı kardeşlerimizi katletmeye başladı. Neden? Çünkü Bosna olduğu yerde kalmış, çevresini Sırplar kuşatmış. Sırp sniperlar tarafından avlanıyorlar. Kim müsaade etti buna? O zamanın Cumhurbaşkanı rahmetli İzzet Begoviç Türkiye'den yardım istiyor. Türkiye göndersin tabii değil mi uçakların, tankların Sırpların üzerine, öyle bir şey var mı? Begoviç çok akıllı bir adam. Biliyor ki Türkiye onlara uçak, tank gönderemez. Biz de sniper'a karşı sniper'la karşılık veriyoruz. Ama bölgede sniper yok. Sniper'e eğitmek kolay mı? Bizim de sniper timleri kurmamız lazım diyor.
ve Türkiye'den bu konuda yardım istiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tabii ki buna kayıtsız kalmıyor. Kendini çeşitli görevlerde kanıtlamış kahraman bir Türk subayını görevlendiriyor. Bu Türk subayı kim? Kemal Kahramanoğlu. Girip bakın Google'a, kesinlikle bulamayacaksınız. Çünkü onun gerçek adı Kaşif Kozinoğlu'ydu. MİT'in dış operasyonlar sorumlusu. Türkiye Cumhuriyeti onu uçakla Bosna yakınlarında bırakıyor paraşütle. O inip Bosna köylülerini bulup eğitmeye başlıyor. Bosnalı köylüleri eğitiyor. Ve Kaşif Kozinoğlu sayesinde Bosnalı sniperlar yüzlerce Sırp gebertiyor. Bugün gidin Bosna'ya, köylere gidin. Sorun size buradaki gibi o kesin darbeciydi içeri attık demeyeceklerdir. Bosnalılar Kaşif Kozinoğlu'na minnet borcunu dile getireceklerdir. Kaşif Kozinoğlu yaşadığı bu Bosna hikayesini kendi el yazısıyla kağıtlara yazıp bana teslim etti. Neden kendi el yazısıyla? Neden bilgisayar çıktısı almadı? Çünkü hapiste bunu yazabileceği bir bilgisayarı yoktu. Bu kahraman askeri FETÖ kumpası yüzünden içeri attılar. El yazısıyla 28 Mayıs 2011'de Silivri'de gece tam 1.30'da yazmış. Şöyle başlıyor. Hayatın gerçeği şudur. Güçlü olan zayıfı daima ezer. Adalet ise arada sırada da olsa tecelli eder. Amcan K.K. Kaşif Kozinoğlu. Yaşanmış şeyler iyi anlatılır. Unutma. Bir gün ölürsem eğer bunu sen anlatacaksın gelecek nesillere demişti. Allah gecinden versin canım. Kaşif Kozinoğlu. Dağ gibi bir adam. Ölürsem ne demek? Sen buradan çıkacaksın ve bunu birlikte anlatacaksın herkese. Bunu bana verdikten kısa bir süre sonra rahmetli oldu. Örgütünün İzmir'deki katliam planı kahraman bir polis tarafından engellendi. Fethi Sekin kendi canını hiçe sayıp PKK'lı teröristleri adliye binasına sokmadı ve onlarca hayatı kurtardı. O kahraman polisi hayatını bizler için feda eden şehidimizi... Ama onun yaptığı fedakarlığın bir boyutu şuydu. Öyle bir kritik adamı vurdu ki o kritik adam vurulmamış olsaydı inanın o gece Ankara'da 3 tane bomba atılmazdı Emniyet Genel Müdürlüğü'ne. İnan 15 tane bomba atılırdı. O gece Ankara'da yer yerinden oynardı, ben sana söyleyeyim. Yer yerinden oynardı. Çünkü hakikaten uyumazdı. Uykuyla problemi vardı sahiden. Uyumazdı, hiç uyumazdı. Diyarbakır'da onunla bir geziye çıktık bir gün biz. Yine böyle sabaha karşı işte dönüyoruz. Dönerken orada köşede tezgah verdiği simitçiler... İşte ne bileyim tatlıcılar, ocakbaşıcılar falan onu görünce yani babalarını görmüş gibi, yakınlarını, akrabalarını görmüş gibi Gaffar abiye sarılırlardı. O kadar severlerdi. Diyarbakır'da gerçekten bütün halkın çok sevdiği insanlardan bir tanesiydi. Kendini çok sevdirmişti. Orada çok şey değiştirdi. Orada çok şeye bakış açısını değiştirdi. Her şeyin aslında silahla, şiddetle veya herhangi başka bir yaptırımla çözülmesinin dışında sevgiyle de çözülebileceğinin ispatıdır kendisi. Yunan ordusu pasaporttan karaya çıkmış. İzmir metropoliti Hristostomos etekleri zil çala çala koşmuş. Haçıyla takdis edip evlatlarım ne kadar Türk kanı içerseniz o kadar sevaba girmiş olacaksınız diyerek yere kapanmış. Toprağımıza ilk ayak basan Yunan albayının çizmelerini öpüyor. Aniden uzun boylu, siyah takım elbiseli bir delikanlı fırladı ortaya. Elinde revolver tabir edilen toplu tabanca vardı. Bastı tetiğe. Trak trak trak. Efsun alayının sancaktarı karpuz gibi düştü atının sırtında. Kahkahaları suratlarında dondu. Baktılar ki tek başına, sarı verdiler etrafını, ilk süngüyü iman tahtasına sapladılar. Sonra neresine denk gelirse orasına. Hasan Tahsin'di o. Henüz 30'da.